Sevgili gençler merhabalar. Yeni birlikteyiz. Ben İbrahim Kılıç. Bir edebiyat dersiyle karşınızdayız. Bu dersimizde geleneksel Türk tiyatrosundan bahsedeceğiz. Yalnız geleneksel Türk tiyatrosu dersimizi iki video halinde çekeceğiz. Bu dersimizde Karagöz ve Orta bahsedeceğiz. Diğer dersimizde ise Meddah Gelini, Köy sihirli Oyunları, Kukla ve Tulaat Tiyatrosu üzerinde duracağız. İsterseniz başlayalım. Sevgili gençler Karagöz oyununa başlıyoruz. Bugün Karagöz oyunu için gölge oyunu tabirinde kullanıyoruz. Peki neden gölge oyunu? Çünkü Karagöz oyunu diye bildiğimiz oyun aslında çıra, mum, lamba gibi aydınlatma tekniklerinden faydalanaraktan yarı saydam bir perdeye deve derisinden yapılmış olan şekillerin yansıtılması oyunuydu. Şekilde gördüğünüz Karagöz ve Hacivat diye bildiğimiz şekiller aslında deve derisinden yapılmış şekillerdir. Bunlar boyandıktan sonra bir çıra, bir mum, bir lamba yardımıyla aydınlatma sistemiyle yarı sayıdan bir perdeye yansıtılır ve böylece gölge oyunu diyebildiğimiz kara göz oyunu ortaya çıkmış olur. Burada yeşil oraktan gördüğümüz hacivat yani ince sakallı olan hacivat, siyah sakallı olan ve gözü büyük olan ise kara göz arkadaşlar. Evet gelin özelliklerine bakarsak aydınlatma ve saydam bir perdeyi yansıtma yoluyla ortaya çıkan bir oyun olmuş. Karagöz oyununun ortaya çıkışı ile ilgili uzak doğu gibi yerlerde söylenmiş olsa da 15. yüzyılda Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferinden sonra Memlüklerde bulunan karagöz oynatıcılarının İstanbul'a gelmesiyle birlikte karagöz oyununun aslında Osmanlı'da gelişme gösterdiğini söyleyebiliriz. Ama gerçek manada karagöz oyunu ile ilgili şöyle bir hikaye anlatılır. Hepimiz Orhan Bey'i duymuşuzdur. Orhan Bey Özellikle Bursa'yı aldıktan sonra başkent yaptıktan sonra Bursa'da bir cami yaptırmaya karar verir. Bu caminin de adı Ulu Cami'dir. Sevgili gençler, işte Ulu Cami'nin inşaatında çalışan isimler var. Bunlardan birisi Hacı Halil Ivaz diye bildiğimiz isim, bir tanesi ise Kambur Bali diye bildiğimiz isim. Bunlar bildiğimiz ustabaşı. Kambur Bali. İşte Ulu Cami'nin inşaatında çalışan Hacı Halil Rıvaz, Kambur Bali gibi isimlerin kendi aralarındaki konuşmaları görüşmelere yol açıyor ve şive taklitleri de ister istemez güldürü oluşturuyordu. Orada bulunan işçilerden bazıları Hacı Halil ile Kambur Bali'nin caminin inşaatının yapımını yavaşlattığı gerekçesiyle Orhan Bey'e bir duyuru e, duyuruda bulunuyorlardı. Buna çok sinirlenen Orhan Bey Hacı Halil İvaz ile Kambur Bali idam ediyorlar. İdam ettirildikten sonra Bursa'daki çekirge mezarlığına ne yapıyor bunlar? Defnediliyorlar. Yalnız Orhan Bey Hacı Halil İvaz diye bildiğimiz yani Hacivat ile Kambur Bali diye bildiğimiz Karagöz'ün öldürülmesinden dolayı bir suçluluk duygusuna kapılıyor ve sürekli üzülüyor. Bu üzüntüsünü gidermek için orada bulunan Şeyh Küçleri adını verdiğimiz isim başından sarığını çıkararaktan ve çarıklarını çıkararaktan Saydam olan o şeye sarığına ayakkabılarını hareket ettirerekten taklitler yapıyor. Orhan Bey'in tebessüm etmesinden sonra da Karagöz oyunu o günden itibaren özellikle bayramlarda, özellikle de Ramazan ayı boyunca oynatılan bir oyun olmuş. Sevgili gençler, işte Karagöz Perdesi diye bildiğimiz perdeye Şeyh Küçleri peyde, Perdesi dememizin sebebi Şeyh Küşleri'nin ilk Karagöz oynatısı olmasıydı. Yani bugün Karagözcülerin Peri diye bildiğimiz isim, İlk Karagöz oynatan isim Orhan Bey zamanında yaşamış olan Şeyh Küçleri olmuş. Yarın sınavda karşımıza çıkarsa Karagözün bir perdesi var mı? Var. Biz bu perdeye ne isim veriyoruz? Şeyh Küçleri Meydan adını veriyoruz. Şeyh Küçleri Meydan adını veriyoruz. Bugün Karagözü oynatan kişilere genellikle ya hayali ismi verilmiş veya da usta adı verilmiş. Sevgili gençler, işte Karagözü oynatan kişilere hayali ve usta diyoruz ya. Demek ki bu oyun tek kişinin icra ettiği bir gösteridir. Yani oyunda gördüğümüz şive taklitlerini, güldürü öğelerinin tamamını seslendirmeyi tek kişi yapıyor. O tek kişinin de adına biz ya hayali diyeceğiz ya da usta adını vereceğiz. Sevgili gençler, Karagöz oynatıcısına biz hayali ismini vermiştik ya da usta adını vermiştik. İşte Karagöz oynatıcısının yani ustanın yardımcıları diyebildiğimiz tipler de var. Onlardan birisi sandıkar. Sandıkar'a gittiğimiz zaman Karagöz oynatısının çırağı diye bildiğimiz isim Sandıkar olmuş. Aynı zamanda dairesine geldiğimiz zaman oyun esnasında tef diye bildiğimiz çalgı çalan kişi dairezen diye geçer. Peki hocam yardak ne yapar? Yardak oyunda şarkı ve türkü söyleyen kişiye verilen isimdir. Eğer şarkı ve türkü okuyan varsa bilin ki onun adı yardak diye geçiyor. Bir de Karagöz ustasına yardımcı olan başka bir tipite de Hamal diye bildiğimiz tip. İşte tasvirleri ve aynı zamanda perdenin sandığını taşıyan kişiye biz hamal adını biliyoruz. Peki tasvir ne demek? Sevgili gençler bugün orta oyunundaki oyuncuların hepsi zaten canlı oyuncular ama az önce de sözünü ettiğimiz gibi bir ışık yardımıyla deve derisinden yapılmış olan şekillerin saydam bir perdeye aksettirilmesi sonucunda ortaya çıkan oyuna biz gölge oyunu ya da karagöz oyunu demiştik. İşte bu karagöz oyunda kullanılan Karagöz oyununda kullanılan deve derisinden yapılmış olan şekillere biz tasvir adını veriyoruz. Yani şu şekilde gördüğünüz Karagöz'ü ve Hacıbat'ı sembolize eden şekillerin adına biz tasvir adını veriyoruz. Bu arada şu mavi elbiseli olan Karagöz sakalı topsa gözü iri ise Karagöz eğer sakalı ince ve yüzü ince ise o zaman ona Hacıbat diyoruz. Bir de gençler Karagöz oyununda nareke denilen bir düdük var. Buranın da altını çizelim. Karagöz oyununda perde açılmadan önce çalınan bir düdük var. Bu düdük çalındıktan sonra oyunun başlayacağı haber veriliyor. Daha sonra bir perde açılıyor. Perde açıldıktan sonra gazel ve semayı okuyarak, okuyaraktan sahneye gelen tip bildiğimiz hacivat olmuş oluyor. Sandıkar çıraktır. Dairezen tef çalandır. Yardak şarkı türküsü söyleyen kişidir. Hamal tasvir ve perdeyi taşıyan kişidir. Tasvir ise deve derisinden yapılmış olan şekillere verdiğimiz isim olmuş. Nareki ise oyun perde açılmadan önce yani karagöz oyunun perdesi açılmadan önce çalınan düdüğe verdiğimiz isimmiş. Nareki'yi unutmayın karşınıza çıkar. Tasvir, dairezen, yardak, hamal, sandıkar diye bildiğimiz yardımcılarda yine karşınıza çıkacak olan isimler olacaktır. Sevgili gençler, geldik Karagöz oyununun özelliklerine. Karagöz oyununun kuruluşundan, oynatıcısından ve yardımcılarından bahsettik. Şimdi isterseniz Karagöz oyununun özelliklerine geçelim. Konular hep gerçek hayattan alınmıştır arkadaşlar. Yani hayali bir oyun yok. Genellikle gerçek hayattan seçilen konular olmuştur. Bunun yanı sıra oyunda müziğin de oldukça önemli olduğunu görmekteyiz. Az önce söyledik. Dairezen bize tef çalarken yarda ise şarkı ve türkü söyleyen kişi değil miydi? O zaman demek ki oyunda, oyunda müzik önemli bir yere sahiptir. Peki oyun neye dayanıyor? Oyun aslında taklidi, özellikle şive taklitlerine ve karşılıklı konuşma sonucunda ortaya çıkan güldürü öğesine dayandığını görmekteyiz. Bugün gerek kara göz gerek orta oyunu diye bildiğimiz oyunlarda şive taklitleri, karşılıklı konuşmalar ve güldürü öğeleri ortak özellik olaraktan dikkat çekmektedir. Önemli bir maddi daha geldim gençler. Doğaçlama oynanan bir oyundur. Ne demek bu? Oyunda oyunda konuşan kişiler herhangi bir hazırlık yapmadan yani irticalen onu da yazayım. İrticalen. Hocam irticalen ne demek? Doğaçlama söylenen söze biz irticalen diyoruz. İşte Karagöz oyunundaki o seslendirmeler, konuşmalar herhangi bir yazılı metne dayanmaz, herhangi bir hazırlık yapılmaz, irticanen doğaçlama oynanmaktadır. Bu nedenle de gerek Karagöz, orta oyunu, medda, tüm seyirlik oyunların ortak özelliklerinden bir tanesi de doğaçlama oynanan oyunlar olmasıydı. Tabii oyunda her misli grubundan kişiler kişiler için şivi taklitleri vardır. Yani oyunda biz işte Karadenizli, işte Harputlu Arap, Acem gibi tiplere rastlıyoruz. Ve bu tipler, bu tipler hayali ve hatta usta adını verdiğimiz Karagöz, Karagöz oynası tarafından ne yapılmıştır? Seslendirilmiştir. Karagöz oyununda bir Arap, bir Acem, bir işte Harputlu, Karadenizli oyunda rol almamıştır. Bunların şimi taklitleri yapılmıştır. Bunların şimi taklitlerini yapan kişi ise tek bir kişidir. O da hayali ya da usta adını verdiğimiz karı göz oynatısı olmuştur. Konular gerçek hayattan alınmış. Müzik önemlidir. Taklit, şive taklidi, güldürü, karşılıklı konuşma, doğaçlama gibi ortak özellikleri lütfen unutmayalım. Sevgili gençler, geldik önemli bir hap bilgi. Bugün karı göz oyunu ile ilgili araştırmalar 19. yüzyıldan itibaren başlamış ve bugüne kadar 28 tane oyun değerlenmiş. Düşünün orta oyunundan 24 tane oyun değerlenmiş ama Karagöz'den 28 tane oyunun değerlendiri görmekteyiz. Ve ilginç olan da şu. Gerek Karagöz oyunu gerekse orta oyunu incelediğimiz zaman bunlarla ilgili ilk araştırmalar da 19. yüzyıldan itibaren başlamış. Ve önemli bir hap bilgi. Sevgili gençler her oyunun bir baş oyuncusu vardır. İşte Karagöz oyununa biz Karagöz diyoruz ya neden? Çünkü oyunların baş komiği Karagöz olmuş. Karagöz'ün dışında diğer önemli oyuncuysa Hacivat diye geçiyor. Kara cahil halk adamı diye hatırlayalım. Cahil halk adamı yani kara cahil diye hatırlayalım. Hacivat'ı İsa nasıl hatırlayacağız? Yarı aydın tip diye hatırlayacağız. Yarı aydın tip diye hatırlayacağız. Sevgili gençler geldik kara göz oyununun tiplerine. Az önce söyledik kara göz oyununda iki önemli tip var. Bunlardan birisi Hacivat birisi ise kara Bugün yarı okumuş aydın tipini temsil eden yani kara göz oyunlarının özellikle de rejistörlük görevini yapan yarı okumuş aydın tip Hacivat'tır. Hacivat aynı zamanda kurnaz, kendi çıkarlarını düşünen, saf çıkarcı bir tip olduğunu da söyleyebiliriz. Hacivat için. Karagöz'e geldiğimiz zaman okumamış, cahil halk tipini temsil eden karakter Karagöz olacaktır. Bu arada Karagöz ilgili önemli bir hat bilgi daha yazdık. Nedir o? Karagöz oyunlarının baş komiği oyunun cahil tipi diyebildiğimiz Karagöz olacaktır. Oyunda gelelim Zenne'ye. Sevgili gençler, Zenne kadın demektir. Osmanlı döneminde kadınların bırakın sahneye çıkması, okuma yazması bile yoktur. Halil Edi, oyundaki tüm kadınlara verilen bir isim olmuştur ama oyunda kadınlar temsil edilmemiştir. Özellikle de kadın kıyafeti giymiş olan erkekler ya da kadın elbisesi giymiş olan erkekler ne yapmışlardır? Kadınları sembolize etmişlerdir. İşte erkeklerin kadın kıyafetleri giyerekten oyunda rol almasının adına biz zenne karakteri diyoruz. Bugün zenneye biz hem kara gözde hem de orta oyunda rastlayacağız. Gelelim Çelebi'ye. Çelebi karakterini gördüğümüz zaman ise aslında zampara, züppe, bir miras yedi tip karşımıza çıkacaktır. Züppe, miras yedi bir tip karşımıza çıkacak. Malı mülkü olan, baba parası yiyen, zamparalık peşinde koşan, züppe İstanbul tipi ise Çelebi diyebildiğimiz tip olacaktır. Onu ister miras yedi, ister malı mülkü olan zengin bir adam, ister züppe, isterse zampara tipi olarak da ne yapabilirsiniz, kodlayabilirsiniz. Görüldüğü gibi Karagöz oyunlarında Hacivat ve Karagöz adını verdiğimiz baş oyuncuların dışında Zenne gibi, Çelebi, çelebi gibi tipleri de rastlamış olduk ama Oyunda her meslek grubunun olduğundan bahsetmiştik. İşte zorba tiplerden bir tanesi Tussuz Deli Bekir'dir. Anasının babasını kesmekle, kardeşini öldürmekle, 99 kişi öldürmekle önen tip Tussuz Deli Bekir olmuş. Oyunların zorba tipi Tussuz Deli Bekir. Matiz nasıl bir tip? Matiz sarhoş olan bir tiptir. Yani sürekli içki içen sarhoş bir tiptir. Tiryaki'ye gelelim. Tiryaki nasıl? Arkadaşlar Tiryaki de... Aslında esrar çeken, afyon çeken bir tip olmuştur. Esrar afyon diyelim. Geldik boyu kısa, şişman. Oyunların aslında hmm, dal kavuk tipi diyebileceğimiz tipi de Beberuhu olmuştur. Beberuhu'ya gittiğimiz zaman Karagöz'le oyunda en çok dalga geçen, ona en çok alayı alan isim Beberuhu olmuştur. Aynı zamanda boyuna bakmadan, boyuna ve kilosuna bakmadan tüm zenelerin kendisi için ölüp bittiğini söyleyen tip de Beberuhu olacaktır. Tabi oyunda Arap gibi... Acem gibi yani İranlı gibi, Kastamonulu gibi, Harputlu gibi tipler de bulunmaktadır. Ama bir kez daha te tekrarlayalım. Bu gölge oyununun, karagöz oyununun baş komiği karagözdür. Cahil halk tipini temsil eder. Kara cahildir. Yarı okumuş aydın tipini temsil eden Hacivat ise oyunun diğer bir baş oyuncusu olmuştur. Sevgili gençler geldik karagöz oyununun bölümüne. Bugün ÖSYM'e özellikle Karagöz oyununun bölümleriyle ilgili mutlaka soru soruyor bize. Bu nedeni de bu dört temel bölümü bilmek zorundayız. Nedir bu bölümler? Giriş, muhabere, fasıl ve bitiş olmak üzere dört ana bölüm var. Giriş bölümünün özelliklerine baktığımız zaman oyunun ilk bölümü olduğunu görmekteyiz. Hacivat'ın özellikle sahneye gelmesiyle başlamış olan bu oyunda Hacivat sahneye çıkar ve seyircilere selamlar. Özellikle de perde açıldıktan sonra Hacivat, Semai, Gazil okuyaktan sahneye gelir. Seyirci selamladıktan sonra giriş bölümü diye bildiğimiz bölüm biter. Yani giriş bölümünde sahnede sadece kim vardır? Hacivat diye bildiğimiz oyunun yarı aydın tipi vardır. Bugün Karagöz oyununu açan, oyunu başlatan isim Hacivat'tır. Karagöz oyununu bitiren isim ise Karagöz'dür. Peki Karagöz sahneye ne zaman çıkacak? İşte ikinci bölüm diye bildiğimiz muhabere bölümüne geldiğimiz zaman bu bölümde Hacivat'ın yanında aynı zamanda sahnede bir de Karagöz vardır. Bu bölüm Karagöz ile Hacivat'ın aslında tanışma bölümüdür. Bildiğimiz tanışma bölümüdür. Kendi içerisinde arzbar ve tekerleme olmak üzere iki bölümden oluşur. Arzbar, Karagöz ile Hacivat'ın tanışması anlamına geliyor. Tekerleme ise sevgili gençler... Karagöz oyununda tekerleme söyleyen isim... Cahil halk adamı diye bildiğimiz Karagöz olacaktır. Tanışma bölümü arzbar. Tekerlemeyi söyleyenin Karagöz olduğunu öğrendik. Peki... Muhaveri bölümünün asıl konuyla bir ilgisi var mı? Hayır gençler. Yani bu bölümün herhangi bir ana konuyla bir ilgisi yoktur. Bakın giriş bölümünde sahnede sadece Hacivat vardır. Muhaveri bölümüne geldiğimiz zaman hem Karagöz hem de Hacivat'a rastladık. Diğer tipler daha sahneye çıkmadı. Gelelim en önemli bölüme yani fasıl bölümüne. Bugün Karagöz oyunlarının en önemli bölümü olarak neden fasıl alıyoruz? Çünkü asıl oyunun oynandığı, asıl konu işlenmiş olduğu bölüm fasıl bölümü olmuş. Arkadaşlar bugün Karagöz oyununun isimleri arasında biliyorsunuz Çeşme gibi, işte Yolova gibi isimler falan var. Ama bunlar başlangıçta verilen isimler olmamıştır. Fasıl bölümünde işlenen konuya göre isimlendirilme isimlendirmeler verilmiştir. Düşünün eğer bir çeşmeden, bir mahalleden bahsediyorsa oyunun adı mahalle ya da çeşme olmuş. Demek ki Karagöz oyundaki adlandırma, isimlendirme fasıl bölümünde işlenen konuya göre yapılmış. Ve bu bölümün önemli özelliklerinden bir tanesi şu. Diğer oyuncular diye bildiğimiz Zenne gibi, Bebe Ruhu gibi, Çelebi gibi, acem Acem ya da Arap gibi tiplerin sahneye gelmiş oldukları bölüm fasıl bölümü olmuştur. Yani tüm oyuncuların sahnede olmuş olduğu bölüm fasıl bölümüdür diyebilirsiniz. İşte bundan dolayıdır ki mahalli şive ile konuşma, azınlık tuçesi ile konuşma da fasıl bölümünde görülür. Yani bu bölüm o açıdan önemli olan bir bölümdür. Yine Karagöz ile yanlış anlaşmalara dayalı olan komik konuşmalar da burada başlar. İşte Karagöz ile Hacivat arasındaki komiklikler, aynı zamanda Bebe Ruhi'nin Karagöz ile dalga geçmesi bu bölümde rastlanan özellikler olmuş. Unutmayın oyunun giriş bölümünün dışında en önemli bölümü fasıl bölümü olacaktır. Geldik son bölüme. Ne dedik? Özellikle Hacivat'ın ve Karagöz'ün birlikte olduğu bölümlere gelirsek. Muhavire bölümünde birlikteler. Fasıl bölümünde yine birlikteler. Bir de bitiş bölümünde varlar. Az önce söyledik. Oyunu açan isim kim? Hacivat. Oyunu kapatacak olan isim ise Karagöz olacak. Neden? Artık perdede bitiş bölümünde diğer oyuncular yok. Karagöz'le Hacivat vardır. Oyunun son bölümünde Karagöz artık Hacivat'a saldırır. Hacivat da perdeden çekilerekten işte yıktım viran iledim perdeyi hemen sahibine haber vereyim diyerekten perdeden ayrılır. Artık oyunda son oyuncu Karagöz kalmıştır. Seyirci giriş bölümünde selamlayan hoş geldiniz diyen Hacivat idi. Her ne kadar sürçü sanettikse ettikse affola diyerekten seyirciden özür diyerekten sahnede kalan son oyuncuysa Karagöz olmuştur. Sevgili gençler orta oyunuyla devam ediyoruz. Aslında orta oyunu, karagöz oyunu diye bildiğimiz gölge oyununun perdeden meydana inmiş olan şeklidir. Halkın ortasında, seyirciyle çevrilmiş olan halkın ortasında doğaçlama oynanan bu oyun bir nevi Osmanlı Devleti'ni de sembolize eden bir oyun olmuştur. Neden? Çünkü oyunda, oyunda her toplumdan kişileri rastladığımızı görmekteyiz. E Osmanlı Devleti de etnik yapısı olan bir toplum değil mi? Evet. İşte halkın ortasında doğaçlama oynanan bu oyunda şöyle bir yuvarlak daire düşünün. Şu bölümde bir kafes diyelim. Kafes şu bölümde ise bir mevki var. Erkeklerin oturmuş olduğu kısma mevki, kadınların oturmuş olduğu kısma ise kafes adını verildiğinde söylemeden geçmeyelim. Oyun, oyun aslında palanga adı verilen bir alanda. Yani şurası bir palanga denilen bir alandır. Bu nedenle de orta oyununda oyunun oynanmış olduğu alana biz palanga adını vereceğiz. Oyunda aslında dekor olaraktan bir dekor var. Nedir bu dekor? Yeni Dünya denilen bir dekor var. Peki neden meydana geliyor? Birkaç iskem neden meydana gelen bir ya da bir panodon meydana gelen bir dekorun olduğunu söyleyebiliriz. Dikkat edin. Karagöz oyununda bir dekor yoktur. Ama orta oyununda bir dekor var. İşte o dekorun da adı Yeni Dünya diye geçiyormuş. Oyunda çalınan tefe ise bir isim verilmiş. Dikkat edin. Çalınan tefe Panova ismi verilmiş. Sevgili gençler, Karagöz oyununa gittiğimiz zaman Nareki adını verdiğimiz Nareki denilen bir düdük vardır. Oyunun başlamadan önce çalınan düdüğün adı Nareki diye geçiyor. Orta oyununa geldiğimiz zaman her oyuncunun sahneye çıkabilmesi için kendine ait olan bir zurna sesi vardır. Yani zurnacı o çaldığı zaman oyuna kimin çıkacağı belli olur. Bu nedenle de burada da yine zurnanın önemli olduğunu görüyoruz. Her iki oyunda da gerek Karagöz gerekse orta oyununda müziğin önemli olduğundan bahsettik. Şarkı, türkü söylemenin önemli olduğunu söyledik. Her iki oyunda da şive taklitleri ve konuşmalar yine oyunun e, özellikle de fasıl bölümünde dikkat çeken kısmı olmuştur. Sevgili gençler, az önce söyledik. Gerek karagöz gerekse orta oyunun ortak özellikleri nelerdir? Müziğin olması, yine şive taklitlerinin olması, bunun dışında güldürü üyesinin yeri alması ve doğaçlama oynanan oyunlar olmasıydı. Yalnız gölge oyunu diye bildiğimiz karagöz oyununda İnsanlar değil de şekiller diye bildiğimiz tasvirler yer alırken orta oyununa geldiğimiz zaman canlı karakterlerin sahne çıktığına şahit oluyoruz. Bu da önemli. Yine karagöz oyununda bütün seslendirmeleri yapan isme biz hayali ya da usta adını vermiştik. Ama orta oyununda her tip kendi şivesiyle ne yapmıştır? Konuşmuştur ve canlı oyuncular tek tek sahneye çıkmışlardır. Bu açıdan önemli bir farkı olduğunu söyleyelim. Şimdi geldik önemli bir noktaya. Bugün Karagöz oyununda Karagöz ve Hacivat vardır. Doğru. Orta oyununa geldiğimiz zaman ise Pişekar ve Kavuklu bulunmaktadır. Sevgili gençler, hap bilgide de belirttiğim gibi. Pişekar aslında Hacivat'ın karşılığı Kavuklu da Karagöz'ün karşılığıdır. Hatırlayalım Karagöz cahil halk adamını yani kara cahili sembolize etmiyor muydu? Ediyordu. İşte orta oyununda cahil halk tipi diye bildiğimiz ismi Kavuklu olmuş. Yine Karagöz oyununda yarı okumuş aydın tip diye bildiğimiz kurnaz tip Hacivat idi. Orta oyununa geldiğimiz zaman ise yarı okumuş olan aydın tipte de Pişikar gözüküyor. Bu arada şunu da söyleyelim. Pişikar ile Kavuklu orta oyununun en önemli tipleri arasında yer alırlar. Bir kişinin pişekar ya da kavuklu durumda sahneye çıkabilmesi için Türk ve Müslüman olması gerekiyor. Bu da önemli bir ayrıntı. Sözünü ettiğimiz gibi Karagöz oyununun baş komiği cahil halk adamı Kara Cahil Karagöz idi. Orta oyununda da baş komiği Karagöz'ün karşılığı diye bildiğimiz kavuklu olmuştur. Yine oyunda kadın tiplerine Zenna adı veriliyor. Sevgili gençler Gerek orta oyununda gerekse karagözde kadınlar sahneye çıkmamıştır. Kadın kıyafeti diye bildiğimiz kıyafetleri giyerekten onların taklitlerini yapan erkekler olmuşlardır. Yani bir nevi erkekler kadınları ne yapmış canlandırmışlardır. Zenne kadın demektir. Geldik önemli bir hap bilgiye daha. Orta oyununda da aynı karagözde olduğu gibi dört temel bölüm var. Giriş bölümü, muhaveri bölümü, fasıl diye bitiş bölümü. Kodlamak gerekirse. Karagöz oyununda sahneye yani girişe ilk gelen kimdi Hacı Vat'tı. Orta oyununda da yine giriş bölümünde sahneye ilk gelen ismin biz burada e, Pişekar diye bildiğimiz kar karakter olduğunu görmekteyiz. Pişekar diye bildiğimiz karakter. Muhaveri bölümü kendi içerisinde yine gençler arzbar ve tekerleme olmak üzere iki kısımdan meydana geliyor. İşte muhaveri bölümünde artık sahnede Pişekar'ın yanında bir de kim vardır? Kavuklu vardır. Halil'i de... Şikar ile Kavuklu'nun tanışma bölümü diye bildiğimiz bölüm arz var bölümüdür. Tekerlemeyi söyleyecek olan da sizce kimdir? Sevgili gençler. Karagöz oyununda tekerlemeyi söyleyen kimdi? Cahil halk adamı diye bildiğimiz Karagöz'dü. Orta oyununda ise tekerlemeyi söyleyecek olan isim yine cahil halk adamı diye bildiğimiz Kavuklu olacaktır. Dikkat ederseniz. Oyunu açan isim Pişekar oldu. Mavire bölümünde sahnede Pişekar ile Kavuklu var. Geldik fasıl bölümüne. Orta oyununda gördüğümüz, orta oyununda gördüğümüz Arap, işte Yahudi, Acem, Frank, aynı zamanda Demio gibi diğer tiplerin sahnede yer almış olduğu kısım fasıl bölümü olmuş ve Fasıl bölümünde işlenen konuya göre de isimlendirmeler yapılmış. Yani bütün oyuncuların rol almış olduğu mahalli şive taklitlerinde olmuş olduğu bölüm asıl konunun işlenmiş olduğu bölüm diye bildiğimiz fasıl olmuştur. Ve geldik son bölüme, bitiş bölümüne. Sevgili gençler, Karagöz oyununda bitişte de yine Karagöz ile Hacivat vardı. Orta oyununa geldiğimiz zaman da yine burada da karşımıza Pişeker ile Kavuklu'nun çıktığını görmekteyiz. Ancak Karagöz oyununda oyunu açan isim Hacivat'tır. Bitiren Karagöz'dür. Orta oyununda ise oyunu açan isim Pişekar, oyunu bitiren de yine bir şeker olmuştur. Kodlamak gerekirse doğaçlama oynandığını, oyunun oynandığı alana palanga denildiğini lütfen unutmayalım. Çalınan tefe panolo diyoruz. Dekor için yeni dünya, en önemli oyuncular için ise bir şeker ya da kavuklu adını veriyoruz. Sevgili gençler geldik orta oyunun tiplerine. Karagöz'de hatırlarsanız baş oyuncular Hacivat ile Karagöz iken orta oyunun baş tipleri ise Pişekar ve Kavuklu olmuştu. Pişekar aslında yarı okumuş, aydın tipi temsil eden bir karakterdir. Ve kendi çıkarlarını düşünen saf çıkartıcı diye bildiğimiz Pişekar, oyunun rejisör tipi diye bildiğimiz tipi olmuştur. Peki aydın tip diye bildiğimiz yani yarı okumuş, aydın tip diye bildiğimiz Pişekar ise oyunda okumamış olan cahil halk adamını kim temsil edecektir? kavuklu temsil edecektir. Ve önemli bir nokta. Bugün pişekarın karşılığı olaraktan hacivatı, kavuklunun karşılığı da kimi alıyorsunuz? Karagöz'ü alıyorsunuz. Unutmamak için şöyle kodlayalım. İkiside de K harfiyle başlıyorsa o zaman zaten birbirlerinin karşılıkları olacaklardır. Her ikisi de cahil halk tipini temsil etmektedirler. Yine Karagöz'le rastladığımız zenne karakteri orta oyunda karşımıza çıkmakta. Burada Oyundaki tüm kadınlara verilen isim olduğunu da unutmayalım. Sevgili gençler, Zenne kadın demektir. Osmanlı'da kadınların sahneye çıkması yasaktır. Halile'de kadın kıyafeti giymiş olan erkekler kadınları oyunlarda ne yapmışlardır? Temsil etmişlerdir. Yine Karagöz Vortu Oyunda ortak tiplerden bir tanesi de Çelebi olmuş. Neydi Çelebi? İstanbullu, malı mülkü olan Zampara, Züppe, Miras yedi tipi görürsek aklımıza ne gelecek? Çelebi gelecek. Bunun yanı sıra... Oyunda yine tusuz deli bekir diye bildiğimiz zorba tipin olduğunu söyleyebiliriz. Hem karagözde var, hem orta oyunda var. Matiz neydi? Matiz sarhoş diye bildiğimiz sürekli içki içen tip. Matiz diye bildiğimiz hastalıklı tiptir. Bunun yanı sıra esrar ve afyon çeken kişiye Tiryaki diyoruz. Esrar ya da afyon çeken kişi esrardır. Bebe ruhi karakteri hem karagöz oyununda hem de orta oyunda karşımıza çıkıyor. Nasıl bir tiptir? Boyu kısa, şişman. Ve oyunda aslında boş boğaz konuşan bir tiptir. Ve bu tip özellikle de kavuklu ile en çok dalga geçen tiplerden bir tanesi olmuştur. Aynı zamanda zenelerin kendisi için ölüp bittiğini söyleyen boyuna bakmadan büyük işler büyük laflar söyleyen isim Beve ruhu olmuş. Külhan Bey karakterine gelelim sevgili gençler. Karagöz oyununda Külhan Bey diye bildiğimiz bir tip yoktur. Bu tip nasıl bir tiptir? Aslında tulumbacalık yapan bir tiptir. İşte göğsü yarıya kadar açık, göme, gömenin düğmelerini açmış, kollarını sıvamış, narlar ataraktan yürüyen bir tip Külhan Bey diye bildiğimiz bir tip olmuş. Efe karakterine geldiğimiz zaman özellikle de Ege bölgesini temsil eden bu tip zeybek yürüyüşüyle sahneye çıkan bir tip olmuştur. Denmiyor. İstanbul'da, İstanbul'da gençler bir mahallede büyüyen ama ağzı bozuk olan küfürbaz bir çocuk diye bildiğimiz bu Denmiyor oyuna rastgele giren bir tip olmuş. Bir de bunun bir tahta arabası var. İpinden tutuyor. Oyun devam ederken dengesiz bir biçimde ne yapıyor? Oyuna girmiş oluyor. Ağzı bozuk, küfürbaz, aptal tipi görürsek bu dengesiz tip diyebildiğimiz Denyo'ya gideceğiz. Hocam Denyo karakteri Karagöz'de var mı? Hayır gençler. Denyo karakterini ve Külhan Bey karakterini biz nerede görüyoruz? Orta oyunda görüyoruz. Geldik Cüce ve Kambur'a. Sevgili gençler, Karagöz oyunda görmediğimiz tiplerden bir tanesi de Cüce ve Kambur'dur. Hatta buna Kavuklu arkası denilir. Neden? Oyuna ilk çıkan kim? Pişekar. Daha sonra muhaveri bölümünde oyuna dahil olan kim? Kavuklu. İşte kavukludan sonra sahneye hemen onun arkasından çıkan isim cüce ya da kambur olduğu için bugün biz bunlara kavuklu arkası diyoruz. Ne diyoruz? Kavuklu arkası diyoruz. Sevgili gençler cüce ve kambur aslında sırtında zembili olan, sepeti olan bir tip. Kambur şeklinde çıkmış olduğu için de zaten cüce ya da kambur denilmiştir. Ve bu tipler ya kavuklunun oğlu, ya pişekarın oğlu, ya bir mahallenin komşunun çocuğu olaraktan karşımıza çıktığını da söylemeden geçmeliyim. Oyundaki tipleri de böylece belirtmiş olduk. Ama özellikle Zenne, Çelebi, Tuzsuz Deli Bekir, Matis, Tiryaki gibi tiplerin hatta Efe tipinin ortak tipleri olduğunu söyleyebiliriz. Yalnız Karagöz oyunlarında olmayıp da orta oyununda olan tipleri sorsaydı Cüce ve Kambur 1, Denyo 2, Külhan Bey 3 olaraktan sıralardık. Sevgili gençler, böylece bu dersimizde Karagöz oyunu ve orta oyun üzerinde durmuş olduk. Umarım sizleri ayrıntılı bir şekilde aydınlatmış olum, olmuşuzdur. Önümüzdeki dersimizde artık meddah geleneği, köy seyirlik oyunları, keza tulaat tiyatrosu ve kukla oyunlarından bahsedeceğim. İşte o dersimizde görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.